Nisan 2022, sadece birkaç gün içinde en az 15 kadının kaybolduğuna dair haberlerin ardından Meksika'nın Neon eyaletinde dehşet yaşandı. Ne yazık ki, bu durum yerel halk için yeni bir şey değildi, ancak yine de, daha önce kısa bir süre içinde bu kadar net bir şekilde ortadan kaybolmalar meydana gelmemişti ve insanları sürekli bir korku ve güvensizlik durumuna sürükledi. Bu kayıplardan biri de 27 yaşındaki Maria Fernando'ya aitti. 3 Nisan Pazar günü arkadaşlarıyla geçirdiği yoğun bir günün ardından evine dönüyordu ancak gideceği yere varamadı. Ailesi onun her zamanki saatte dönmediğini fark edince hemen polise başvurdu. Kolluk kuvvetleri Maria'yı aramaya başladı, ancak soruşturmanın büyük kısmını ailesi ve arkadaşları yapmak zorunda kaldı. Kaybolmasından 4 gün sonra Maria, Apodaca kasabasındaki bir evde ölü bulundu. Ve diğer kayıp vakaları Monterey sokaklarında hayal kırıklığı ve öfke bıraktı. Yüzlerce insan Maria'nın anısına gösteri yapmak ve yetkililerin eylemsizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Maria Fernando, genç, yetenekli ve cömert bir kızdı. Eğlenceli, maceracı ve yaramaz bir kız olarak büyüdü. Ekstrem sporlar yapmayı severdi, ancak daha olgun bir yaşta hayatını sanatla birleştirmeye karar verdi. Çok zeki ve çalışkan bir kızdı, bu da okul yıllarında örnek bir öğrenci olarak sivrilmesini sağladı ve hem ilkokulda hem de ortaokulda birinci oldu. Maria liseden mezun olduktan sonra Monterey Enstitüsü'nde finans alanında yüksek öğrenim görmeye karar verdi. Kız her zaman kolayca arkadaş edinmişti ve enstitüde bir istisna değildi. Orada okuduktan sonra bile iletişim kurmaya devam ettiği yakın insanlar buldu. Maria'nın etrafı sevgiyle çevriliydi. Başkalarına özen gösterirdi ve insanlar ona el uzatırdı. Cömertliği bunu kanıtlıyordu, zor durumda olan herkese borç para vermekten çekinmeyecek kadar çevresine güveniyordu. Maria normal bir hayat sürüyor, pazartesiden cumaya çalışıyor ve hafta sonları arkadaşlarıyla, erkek arkadaşıyla ve birçok ortak ilgi alanına sahip olduğu okul arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Maria aynı zamanda bir kariyer inşa ediyordu ve gelecek için birçok planı vardı. Vizyonlarını gerçekleştirmek için bir dizi iş deneyimi gerekiyordu ve o sabırla hayallerinin peşinden gidiyordu. 2021 yılının ortasında istediği hedefe ulaştı ve araba üretimi ve satışı yapan bir şirkette işe girdi. Maria orada 8 ay çalıştı ve korkunç bir trajedi yaşanmasaydı orada çalışmaya daha da uzun süre devam edebilirdi. Maria, beyaz renkli 2017 model Mazda arabasıyla evinden çıkmıştı. Ailesine, erkek arkadaşını ve ardından teknik bölgedeki bazı arkadaşlarını görmeye gideceğini bildirmişti. Maria, arkadaşlarıyla vakit geçirirken onlara iş arkadaşıyla birlikte bir satışa gideceğini çünkü iş arkadaşının araba seçme konusunda yardım istediğini söyledi. Ayrıca ailesini de kısa mesaj yoluyla planlarından haberdar etmişti. Ancak Maria bir daha eve dönmedi. Ailesi bir şeylerin ters gittiğini fark etti çünkü mesajlara ve aramalara cevap vermemesi, onun karakterine uymuyordu ve eve dönüş yolculuğunun bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Ayrıca Maria, özellikle kızların risk altında olduğu güvensiz bir mahallede yaşadıkları için annesiyle her zaman iletişim halindeydi. Maria'nın nişanlısına ve onu son zamanlarda gören arkadaşlarına başvurmuşlardı ama kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Kız kardeşi Fabiola, sosyal medyayı kullanarak Maria'yı aramaya başladı ve babası Luis polisle temasa geçti. Ertesi gün, yetkililer ailenin umutsuz yakarışına yanıt verdi ve yerel sakinlere Maria'nın kayıp olduğunu, yaşını ve özelliklerini belirten broşürler dağıttı. Broşürlerde ayrıca kızın nerede olabileceği hakkında bilgi isteniyordu. Aile, aramalarını sosyal medya üzerinden sürdürdü ve Maria'nın son telefon konumunun kaydını elde etmelerine yardımcı olan özel bir dedektifle temasa geçti. Maria'nın Santa Rosa bölgesinde, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir evde olduğu ortaya çıktı. Luis söz konusu yere gitti ancak polisten kendisine eşlik etmesi için bir devriye göndermesini istedi.
Yetkililer birilerini göndereceklerine söz verdiler ancak 3 saat bekledikten sonra Louis halen kimseyi göremedi. Kızının bulunduğu evin dışına park etmeye karar verdi ve yakındaki sokaklarda dolaşmaya başladı. Yardım alamayan Louis, hiçbir şey yapamadan eve döndü. Aile müfettişlerden gelecek haberleri beklemeye başladı. 4 Nisan'da Maria'nın kaybolduğu akşam buluştuğu erkek arkadaşı ve arkadaşları sorgulanmak üzere çağrıldı. Roll adındaki arkadaşlarından biri polise gerçekten de buluştuklarını söyledi ve arabayı almaya gittikleri adresi verdi. Maria daha sonra onu evine bırakmış ve bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkmıştı. Müfettişler bilgileri doğrulamış ve adresi aramaya gitmişler ancak önemli bir şey bulamamışlardı. Müfettişler, evin kiralık olduğunu ve Maria'nın kaybolduğu gün garip bir şey duymadıklarını belirten komşularla konuştu. Polis eve girdiğinde korkunç bir keşif yaptı, içeride ölü bir kızın cesedi bulundu. Haber hemen yayıldı ve tüm medya kuruluşları cesedin kayıp kıza ait olduğunu iddia etti. Maria'nın teyzesi bile bunun ölen yeğeni olduğunu iddia etti. Ancak başsavcı kimlik tespiti yapılmadan böyle bir bilgiyi doğrulayamayacağı için haberin yanlış olduğunu belirtti. 2 gün sonra, 9 Nisan'da, Maria'nın amcası cesedi teşhis ettiğinde ve ilgili tüm adli testler yapıldığında, cesedin Maria Fernando'ya ait olduğu resmen açıklandı. Üzücü olan, 3 Nisan'da kaybolan kızın kafatasında bir ya da daha fazla darbe sonucu ciddi bir ezilme olduğu ve sonuçta hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis bunu hiçbir zaman söylemese de, kızın ait olduğu evin Maria'yı canlı gören son kişi olan Raul'a ait olduğu söylentileri ortaya çıktı. Polis baş şüpheli için tutuklama emri çıkardığında Raul çoktan şehri terk etmişti ve bu noktada polis komşu eyaletlerden takviye istemek zorunda kaldı. Sonunda 26 yaşındaki Raul bulundu ve 11 Nisan'da tutuklandı. Raul, Francisco ve Madera şehirlerinde yetkililerden saklanıyordu. Raul, genç bir kızı kaçırıp öldürmekte suçlandı. Buna dayanarak 6 ay geçici hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre zarfında savcılığın sanık aleyhinde gerekli delilleri toplaması ve böylece suçu sabit görüldükten sonra kesin hükümle mahkum edilmesi gerekiyordu. Ancak sanığın avukatı, gözaltı sırasında haklarının kendisine okunmadığını ileri sürerek amparo başvurusunda bulundu ve mahkeme sanığı serbest bırakmak zorunda kaldı. Maria'nın ailesinin hikayesi kısa sürede çok sayıda insan tarafından bilinir duruma geldi ve yüzden fazla kişi adalet mücadelesinde birleşti. Maria'nın ölümünün ardından, kızın akrabaları sosyal medya ve medyanın sağladığı ortamlarda hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Ancak hepsinden önemlisi, yaşanan acı karşısında duydukları öfkeyi kamuya açık bir mektupla dile getirdiler ve ilk başta yetkililerin desteğini aldıklarına inandıklarını, ancak ilk günden itibaren görüşlerini dikkate almadıkları için arayışlarında kendilerini çaresiz hissettiklerini söylediler. Maria'nın telefonunun yerinin ortaya çıktığı gün yetkililerin yaptıklarını kınayarak başladılar. Ardından soruşturmanın yavaş ilerlemesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler ve ilk 48 saatin çok önemli olduğunu vurguladılar. Maria'nın ailesine canlı ve zarar görmeden dönmesine yardımcı olabilecek emir ve protokollerin hazırlanması için önemli bir zaman harcandığını belirttiler. Aile ayrıca çocuk kaçırmayla mücadele savcılığının müdürü Valio'nun davranışlarından da rahatsız oldu. Valion, Maria'nın daha sonra ölü bulunduğu eve girdiğine dair güvenilir bilgilere sahip olduğunu iddia etti. Ancak, Raul'un Maria'yı gören son kişi olmasının yanı sıra cinayet için bir nedeni olduğunu da dikkate almamakla suçlandı. Yetkililer bu suçlamalara kızın kaybolduğu gün öldüğüne işaret ederek yanıt verdi. Ancak kurbanın babası Louis, otopsiyi yapan adli tıp uzmanının delil yetersizliği nedeniyle kesin ölüm tarihini belirleyemediğini söyledi. Maria ve diğer kızların kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sonuçları yerel halkın yetkililere güvenmemesine neden oldu. Maria'nın öldürülmesinden bir yıl sonra dosya halen çözülemedi ve adaletsizlik ve cezasızlığın bıraktığı öfke sadece kurbanların yakınlarının değil, aynı zamanda dosyaya sempati duyduğunu ifade eden binlerce vatandaşın da kalbinde yaşamaya devam ediyor.
24 Mart 2023'te bir önceki yargıcın kovuşturulmasının ardından davaya katılan yeni bir denetleyici yargıç, Maria ve diğer kayıp kişilerin davasını yeniden açtı. Raul artık yeniden baş şüpheli olarak görülüyordu. Yeni yargıç, savcıların adama karşı kanıt toplamak için bir ay süreleri olduğuna karar verdi. Ancak duruşmalar tekrar tekrar ertelendiği için bugüne kadar herhangi bir hüküm ya da nihai karar verilmedi. Kadınların kaybolması ve öldürülmesi vakalarının sayısı sadece endişe verici değil, aynı zamanda toplumda öfke uyandırıyor ve birçok protestoya yol açıyor. Bu protestanların amacı sadece faillerin cezalandırılması ve yeni kurbanların verilmesinin önüne geçilmesi değil, aynı zamanda ölen kurbanların bir an önce rahat bir nefes almasını sağlamaktır. 18 yaşında bir kız çalıştığı kafeden kayboldu. Telefonundan gelen mesajlar tuhaftı ama polis ve FBI hiçbir ipucu bulamadı. Kapsamlı bir soruşturmanın ardından gerçek nihayet ortaya çıktı ve tarihin en korkunç suçlarından biriyle karşı karşıya olduklarını anladılar. Samantha Kenis 30 Ağustos 1993'te eyaletin en büyük nüfus merkezi olan Alaska'nın Anchorage kentinde doğdu. Bu şehir sakin ve ölçülü bir yaşam tarzı, sert iklimi ve sınırsız genişliği ile karakterize edilir ve kuşaklı karla kaplı dağlarla çevrilidir. Samantha hayvanları çok seviyordu, bu yüzden okuldan sonra onlarla ilgili bir iş bulmayı planladı. Onun için bir başka seçenek de doktorluk kariyeriydi. Samantha donanmaya hemşire olarak başvurmayı bile düşündü. Boş zamanlarında bir Sampless restoranında ve bir Harley Davidson bayisinde yarı zamanlı olarak çalıştı. 2012 yılının başlarında, 18 yaşındayken, şehir merkezinde bulunan küçük bir kahve dükkanında yarı zamanlı bir iş daha buldu. Samantha bu fırsat karşısında çok heyecanlandı. Birincisi, iş oldukça kolaydı ve ikincisi, vardiyasında yalnız olması gerekiyordu. Yani tüm çalışma süreci sadece ona bağlıydı. Ancak babası onun heyecanını paylaşmıyordu ve Samantha'nın gece boyunca çalışmak zorunda kalacağından endişe ediyordu, kızını vazgeçirmeye çalışmış ama sonunda her vardiyadan sonra onu alması şartıyla kararını desteklemişti. Samantha da babasına kafenin kameralarla dolu olduğunu ve hatta polisi aramak için bir panik butonu bulunduğunu söyledi. Kahve dükkanı merkezde olmasına rağmen, Anchorage'in çoğu gibi oldukça ıssız bir bölgeydi. Şehrin nüfus yoğunluğu düşük, bu nedenle şehir merkezinde dahi boş sokaklar görülebiliyordu. Ayrıca, Alaska'da kışın gündüz saatleri kısa olduğu için, bu nedenle Samantha karanlık saatlerde çok fazla iş yapmak zorunda kalmıştı. Samantha işi sevdi ve çabucak alıştı. Şubat ayının başında orada bir aydır çalışıyordu ve Şubat ayının ilk gününde her zamanki gibi akşam saat 8'de vardiyasını bitirmeye hazırlanıyordu. Kafenin kapanmasına 5 dakika kala bir müşteri geldi ve büyük bir americano sipariş etti. Samantha içeceği hazırladı ve müşteriye uzatmak için pencereye döndü. Adam bardağı aldı ve hemen kıza bir silah doğrulttu. Maske takan kimliği belirsiz adam onu soyacağını söyledi ve kafenin ışıklarının kapatılmasını talep etti. Samantha adamın talebini yerine getirdi ve suçlu hemen pencereden içeri girdi. Olanlar güvenlik kameralarına yansıdı ancak kıza yardım edemedi. Silahlı soyguncudan korkan Samantha panik düğmesine basmayı da başaramadı. Kafeye girdikten sonra, suçlu Samantha'yı bağladı ve arabasının nereye park edildiğini sordu, kız paranın kendisinde olmadığını söyledi ve erkek arkadaşının 1-2 dakika içinde burada olacağını ekledi. Bunun üzerine adam Samantha'yı dışarı çıkarmış ve arabasına yönelmişti. Adam etrafa bakınırken Samantha kaçmaya çalıştı, ancak saldırgan hemen onu yakaladı. Ne yazık ki o anda sokakta kimse olmadığı için kimse ona yardım edemedi. Adam, kız bir daha kaçmaya kalkışırsa onu öldüreceğini söyledi. Ardından Samantha'yı caddenin karşısına geçirerek kamyonetine götürdü ve yolcu koltuğuna oturttu. Fail belli ki önceden hazırlık yapmıştı çünkü aracın plakaları sökülmüştü. Kızı bilinmeyen bir yere götürürken, adam sadece ailesinden fidye almak istediğini ve ondan sonra Samantha'nın eve gidebileceğini söyledi. Yine de kar maskesiyle gizlediği yüzünü ona göstermedi.
Yol boyunca Samantha onu bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ailesinin fazla parası olmadığını söyledi ama fidyeci onu dinlemedi. Bir noktada Samantha'ya telefonunun nerede olduğunu sordu. Kızın telefonu kafede unuttuğunu söylemesi faili çileden çıkarmıştı. Fidye planı için telefona ihtiyacı vardı. Bu yüzden akıllı telefonuyla kafeye geri döndü ve Samantha'nın patronunun ve erkek arkadaşının numaralarına kız adına yazıyormuş gibi davranarak iki mesaj gönderdi. Mesajlarda kızın yorgun olduğunu ve birkaç günlüğüne arkadaşlarıyla şehir dışına çıkacağını yazıyordu. Tüm bu süre boyunca Samantha onun kamyonetindeydi. Mesajları gönderdikten sonra, kaçıran kişi telefonun bataryasını çıkardı ve tekrar direksiyona geçti. Kızı ahıra benzeyen bilinmeyen bir yere götürdü ve ona sessizce oturmasını söyledi. Adam, kız çığlık atmaya kalkışırsa onu öldüreceğini iddia etti. Ayrıca elinde bir polis telsizi olduğunu ve Samantha bir şekilde yardım çağırırsa hemen haberdar olacağını iddia etti. Suçlu Samantha'dan kredi kartını istedi, ancak bu o kadar basit değildi. Kız, erkek arkadaşıyla ortak bir banka hesabı olduğunu ve kartın onun elinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine adam, daha önce erkek arkadaşının adresini ve PIN kodunu öğrendiği için kartı çalmaya karar verdi. Bağlı Samantha'yı yalnız bıraktı ve kartı almaya gitti. Kız, kartın her zaman erkek arkadaşının arabasında olduğunu söyledi. Olay yerine varan suçlu, doğru arabayı gördü ve açmaya başladı. O anda erkek arkadaş onu pencereden fark etti ve dışarı fırladı, ancak çok geç kalmıştı. Fidyeci kartı aldı ve hızla kaçtı. Dönüş yolunda, PIN kodunu kontrol etmek için bir ATM'ye uğradı ve ardından Samantha'nın yanına döndü. Bu sırada kızın ailesi ve erkek arkadaşı panik içindeydi. Erkek arkadaşı mesajın kendisinin yazdığına bir an bile inanmadı ve herkes Samantha'nın başına kötü bir şey geldiğini fark etti. Ancak hiçbiri kartın çalınması ile kızın ortadan kaybolması arasında bir bağlantı kuramadı. Adam bu olayların birbiriyle bağlantılı olabileceğini bile düşünmemişti. Gece boyunca Samantha'nın ailesi polisle temasa geçerek arama çalışmalarına başladı. İlk olarak kafedeki kamera görüntülerini kontrol etmeye başladılar ve kaçırılma olayına hemen tanık oldular. Kısa süre sonra suç ekibi de olaya dahil oldu, ancak ciddi bir kanıt bulamadılar. Failin kaçırma eylemi için dikkatlice hazırlandığı belliydi, kameralar failin kimliğini tespit edebilecek tek bir ayrıntı bile yakalayamamıştı. O arada, kızın ailesi, ilgili kişilerin yardımıyla, Samantha'nın nerede olduğuna dair bilgi karşılığında ödemeyi vaat ettikleri 41 bin doları topladılar. Ailesi sürekli olarak yerel televizyon kanallarına röportajlar vererek kızlarının akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşmaları için yalvarıyordu. Ançorag'ın her yerinde Samantha'nın resimlerinin ve ödülle ilgili bilgilerin yer aldığı ilanlar asıldı, ancak polis tek bir değerli tanık bile bulamadı. Günler geçtikçe, dedektifler çaresizlikten, erkek arkadaşı ve ailesi de dahil olmak üzere Samantha'nın tanıdığı herkesi kontrol etmeye başladı. Ancak kısa süre içinde hiçbirinin kaçırılma olayıyla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Aradan neredeyse bir ay geçti ve 24 Şubat'ta Samantha'nın erkek arkadaşı Samantha'nın numarasından bir kısa mesaj aldı. Mesajda, Albert'in resimleri altında, adlı bir binicilik parkının işareti vardı. Müfettişler bunun yerel bir cazibe merkezi olan Conners Bogart Parkı olduğunu hemen anladılar. Samantha'nın ailesiyle birlikte oraya gittiler. Bir süre sonra, kaçıran kişinin çeşitli broşürlerin bulunduğu bir standa başvurduğunu fark ettiler. Bunların arasında Albert adında ölü bir köpeğin fotoğrafı da vardı. Sahipleri evcil hayvanlarına veda etmek için bu broşürü standın üzerine koymuşlardı. Ancak dedektifler bunun altında plastik bir torba olduğunu fark etti. Poşeti açtıklarında Samantha'nın 13 Şubat tarihli bir gazetenin önünde çekilmiş Polaroid bir fotoğrafını buldular. Çantada ayrıca daktiloyla yazılmış bir mektup da vardı. Mektupta kaçıran kişi kızın banka hesabına 30 bin dolar yatırılmasını talep ediyordu. Şartları yerine getirilmezse kızı öldürmekte tehdit ediyordu. Polis ve FBI bu ayrıntılı suçluyu yakalamalarına yardımcı olabilecek bir plan tasarladı. Kızın babasına kartın bakiyesini taksitle yüklemesini söylediler, böylece kaçıran kişi defalarca bankaya gitmek zorunda kalacaktı.
Adam 5000 dolar yatırdı ve birkaç saat sonra bu para Anchorage'deki bir ATM'den çekildi. Kaçıran kişi kameraya yakalanmıştı ama görünüşü çok iyi gizlenmişti, şapka, kukuleta, gözlük, takma sakal ve bıyık kullanıyordu. Fotoğraftan onu teşhis etmek neredeyse imkansızdı, polis memurları hemen bu ATM'ye gittiler, ancak fail çoktan kaçmıştı. Bir hafta sonra fail, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ucundaki Arizona eyaletinin Wilcox kasabasında bir miktar daha para çekmişti. Müfettişlerin dikkatini dağıtmak için 6000 kilometre yol kat etti ama müfettişler onun izini sürmeye devam ettiler. Bir sonraki para çekme işlemi Arizona'dan sadece bir saat uzaklıktaki Lordburg, New Mexico'da gerçekleşti. Daha sonra Texas'ın farklı şehirlerinde iki kez daha para çekmişti. Bu süre zarfında polis memurları ATM'lerden alınan fotoğrafları inceledi. Çok geçmeden failin Wilcox'ta yaptığı büyük bir hatayı fark ettiler, arabasını kamera menzilinde bırakmıştı. Bu sayede dedektifler aracın modelini tanıyabildiler. Fotoğraftaki plakayı seçememişlerdi ama şimdi en azından küçük bir avantajları vardı. Müfettişler kaçıran kişinin Meksika sınırını geçmeye çalışmasından korktukları için tüm devriyelere şüpheli beyaz Ford Focus model arabaları durdurmaları talimatı verildi. Birkaç gün sonra, 13 Mart'ta, Texas Otoyol Devriyesi bir otelin otoparkında bu marka bir araç tespit etti. Direksiyonun arkasında bir adam vardı. Polis memuru adamın arabadan inmesini beklemeye ve onu takip etmeye karar verdi. Adam kısa süre sonra otoparktan çıktı ve otoyol boyunca ilerledi, sürücü yasal hız sınırının 3 mil üzerine çıktığında, devriye görevlisi ona yolun kenarına çekmesini emretmişti. Bu şüpheliyi uyandırmak için yapılmıştı. Direksiyonda silahlı ve karşı koymaya hazır olabilecek tehlikeli bir suçlu varken, devriye memurları durdurmanın küçük bir ihlalden kaynaklandığını düşündüler. Beyaz Ford'un sürücüsünün Anchorage'dan 34 yaşındaki İsrail Kiz olduğu ortaya çıktı. Bu durum polis memurunu hemen alarma geçirdi ve destek çağırırken aracını aramaya karar verdi. Arabada Samantha'nın cep telefonunu, banka kartını ve ayrıca bir silah, takma bıyık, sakal ve koyu renk gözlük buldular. Polisin Samantha'nın kaçırılmasının arkasındaki kişinin bu adam olduğuna dair hiçbir şüphesi yoktu ama yine de şok olmuşlardı çünkü İsrail daha önce hiç radarlarına girmemişti. Adamın tamamen temiz bir suç geçmişi vardı. Kız arkadaşı ve 10 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyordu, küçük inşaat işini başarıyla yürütüyordu ve tanıdıkları arasında saygı duyulan ve güvenilen biriydi. Anchorage savcılığının bazı çalışanları bile tamirat ve inşaat işlerinde onun hizmetlerinden yararlanmıştı, ancak herkesin aklındaki ilk soru şuydu, Samantha neredeydi? Sorgulamalar sırasında İsrail son derece sakin davranıyor, şakalaşıyor ve gülüyordu. FBI ajanları diyaloğu onun tarzında sürdürdü ve bir süre sonra yaptıklarını itiraf etti. Birkaç gündür bu kafeyi soymayı planladığını belirtti. Kadın çalışanı kaçırıp kaçırmayacağını önceden bilmiyordu. Dahası, kendisinin de çiğnediği iki kural koymuştu, asla kendi evinin yakınında kurban aramamak ve onları asla arabasıyla taşımamaktı. Tüm bunlar Samantha'nın önünde karanlık bir kafede dururken tereddüt etmesine neden oldu, ancak bunu yapmaya karar verdi. Kaçırmadan sonraki akşam, onu evinin arka bahçesindeki, o sırada kızı ve kız arkadaşının bulunduğu bir kulübeye götürdü. Hail, kurbanının çığlık atma ihtimaline karşı telsizi açtı ve banka kartını almak için arabasıyla uzaklaştı. Döndüğünde İsrail ailesini uyandırmamaya çalışarak sessizce eve girdi. Kendine bir kadeh şarap doldurdu ve Samantha'yı taciz edip öldürdüğü ahıra gitti. Peki ya parkta buldukları fotoğraf? Gazetenin 13 Şubat tarihli sayısı, kaçırılmadan 2 hafta sonrasını gösteriyordu ve Samantha yaşıyor görünüyordu. Aslında Samantha tüm o süre boyunca ölüydü ve parkta bulunan fotoğrafta hiçbir manipülasyon yoktu. Kimse gözlerini açmamış, yüzüne makyaj yapmamış ya da buna benzer bir durumda bulunmamıştı. İsrail'in sorgusu sırasında hazır bulunan dedektif, cinayetin ayrıntılarını kahvaltıda yediği yemeği anlatır gibi kolaylıkla ve rahatlıkla anlattı. İsrail, kızının tüm bu detayları duymasını istemediği için sorgunun itiraf kısmının yayınlanmaması şartıyla her şeyi anlatmayı kabul etti.
İsrail domuzu cinayeti Neyve Orleans şehrinden bir deniz yolculuğuna çıkmadan sadece saatler önce işlemişti. Biletleri önceden almıştı ve cinayet hazırlıklarının birkaç saat süreceğini fark etmişti. Samantha'nın cesedini aynı ahıra bıraktı ve iki hafta sonra kızı tekrar istismar ederek bir gazete fotoğrafı çekti. Daha sonra daktilo kullanarak bir fidye mektubu yazdı. İsrail daha sonra cesedi parçalara ayırdı ve Anchorage'den yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki küçük bir göle gitti. Elektrikli testere kullanarak buzda delikler açmış, ceset parçalarını ve ekstra yükü içeren torbaları buraya yerleştirmişti. Polis dalgıçlarının bu paketleri gölün dibinden çıkarması 10 saat sürdü. Dedektifler ayrıca eyalet genelinde ATM'ler arasında yaptığı yolculuklar sırasında kiralık bir araba, aynı beyaz Ford Focus kullandığını öğrendi. Bir noktada arabada bir sorun çıkmış ve İsrail arabayı değiştirmek için bayilerden birine gitmişti. Şaşırtıcı bir şekilde, bu an suçlunun yakalanmasında kilit bir rol oynadı. Araba arızalanmadan önce ATM kamerasına yakalanmıştı ve tüm polisler bayide bu modeli arıyordu. O sırada ellerinde başka uygun araç olmadığı için kendisine aynı beyaz Focus verilmişti. Durum farklı olsaydı, asla kenara çekilmeyecekti. Sonunda, sorgulamalar sırasında İsrail, müfettişlerin zaten tahmin ettiği şeyi doğruladı. Samantha onun ilk kurbanı değildi. Hail, iki şart karşılığında işlediği tüm suçları anlatacağına söz verdi. Birincisi, ölüm cezasının garanti altına alınmasını ve bir yıl içinde infaz edilmesini talep etti. İkincisi, söylediği her şeyin basından saklanmasını istedi. Bu koşullar dedektifleri şaşırttı ama reddetmek için bir neden görmediler ve kabul ettiler. Böylece İsrail onlara korku içerikli hikayeleri anlatmaya başladı, İsrail erken yaşta suç işlemeye başlamıştı. İnsanların evlerine giriyor, hırsızlık yapıyor, ormanda yangınlar çıkarıyor ve hayvanlara işkence ediyordu. Ailesi son derece dindardı, ancak Hristiyanlığın son derece tartışmalı ve popüler olmayan kollarını uyguluyorlardı. Ailesinin sürekli değişen dini tercihleri nedeniyle sık sık ülkenin dört bir yanına seyahat ediyorlardı. İsrail 20 yaşında orduya katıldı ve 3 yılını burada geçirdi. Birkaç ay önce, Oregon'daki bir parkta rastgele bir kızı gördükten sonra onu taciz etmişti. Sorgulandığında İsrail soysuzu, öldürmeye başlayabilmek için bir an önce ordudan ayrılmak istediğini söyledi. 23 yaşındayken, öldürme vahşetine başlamıştı. İstediği zaman kurban aramaya başlayabilmek için ormanda silah zulaları yaptı. Polis, biri Anchorage'da diğeri New York'ta olmak üzere bu türden iki depo buldu. İçlerinde para, bıçaklar, silahlar ve vücut imha ürünleri buldular. Sonraki birkaç yıl boyunca düzenli olarak farklı eyaletlerde avlanmaya çıktı, ancak kurbanlarının tam sayısı hala bilinmiyor. Polis kurbanlardan sadece 5'inin kimliğini tespit edebildi, ancak dedektifler İsrail'in en az 11 cinayet işlediğine inanıyor ve bunlar sadece cinayetlere karıştığına dair çok sayıda kanıt bulunan vakalar. Toplamda cinayet sayısı 30 civarında olabilirdi. İsrail ayrıca silah almak ve seyahat etmek için her zaman yeterli paraya sahip olduğundan emin olmak için bankaları, dükkanları ve özel evleri soydu. Keşfedilen saklanma yerlerinde, sorgulamalardan sonra, etkileyici miktarda nakit parası olduğu tespit edildi. Tüm bunlara rağmen, adam bir olay dışında polisin dikkatini hiç çekmemişti. Bu sorgulamalarda, olaya karıştığını inkar etti, ancak dedektifler ona inanmadı. 3 Mart 1996'da Yuli Harris adında 12 yaşında bir kız kayboldu. O sırada 16 yaşında olan İsrail'de aynı mahallede yaşıyordu. Polis, Yuli'yi kaybolmadan kısa bir süre önce onun yakınında gören bir tanık bulduktan sonra şüphelenmeye başladı. Bir yıl sonra, kızın kalıntıları bir nehirde bulundu, ancak katili asla yakalanamadı. Samantha cinayetinden sonra yapılan sorgulamalarda olaya karıştığını inkar etti, ancak müfettişler yine onun sözüne güvenmekte acele etmediler. Ancak ellerinde doğrudan bir kanıt yoktu. FBI ajanlarıyla yaptığı bir görüşmede İsrail, çocukluğundan beri seri katilleri incelediğini ve idolünün Ted Bundy olduğunu itiraf etti, onun gibi olmak istiyordu ve kurbanları için hiçbir pişmanlık duymuyordu.
birbirinden tamamen farklı iki hayatı nasıl sürdürebildiğini anlatmaktan mutluluk duyuyordu. Bir yanda iyi bir aile babası ve iş adamı, diğer yanda ise insanlık dışı bir katildi. Duyguları hakkında ipucu veren tek şey İsrail'in dedektiflerden işlediği suçların ayrıntılarını kızından saklamalarını istemesiydi. Ayrıca kendi kızı yüzünden hiçbir zaman çocukları ya da çocuk sahibi kişileri öldürmediğini belirtmişti. FBI ajanları buna inanmadılar ama aksini de kanıtlayamadılar. Hepsi de İsrail'in son derece düşünceli bir manyak olduğunu ve işlediği bir dizi suçta sadece bir hata yaptığını kabul etmek zorunda kaldı. Müfettişler tüm vahşetini bizzat kendisinin anlatacağını umuyorlardı ama bu asla gerçekleşmedi. Tutuklanmasından 9 ay sonra İsrail hücresinde intihar etti ve geberdi. FBI ajanları o ana kadar onu sorgulamak için yüzlerce saat harcamış olsa da onlardan sakladığı çok şey vardı. Hücresindeki yatağın altında 11 kafatası çizimi bulundu, her birinin kurbanını sembolize etmesi mümkündü. Bu çizimlerin fotoğrafları 2020 yılına kadar yayınlanmamıştı. Dolayısıyla, İsrail en acımasız ve özenli manyaklardan biri olarak kabul edildi. Düzinelerce farklı suç işleyerek ve her zaman kurtularak kusursuz birine sahip olmayı başardı. Eğer arabasını kameranın görüş alanında bırakmamış olsaydı, belki de hiç yakalanmayacaktı. Müfettişlerin, cinayetin hayatının anlamı olduğuna inanarak öldürmeye devam edeceğinden ve yakalanana kadar insanları avlamaya devam etmeyi planladığından şüphesi yoktu. Kahrolsun İsrail. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, sağlıcakla kalın.